Herkese yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün bir pazar günü. Miskinlik yaptık, kalktık, kahvaltımızı yaptık. Pankek hazırladık bugün ilk defa evimizde. Güzel bir kahvaltı yaptık, bir şeyler izledik falan derken birazcık dinlendik. Şimdi ojelerimi tazeleyeceğim. Tırnaklarımı törpüledim, biraz etlerimi falan temizledim. Oraları geçtikten sonra dedim ki oje sürdüğüm aşamayı size göstereyim. Çünkü bu ojeleri tam 12. günde çıkardım. Yani 10 gün çok güzel götürdü beni bu ojeler. O yüzden yeni aynısını yapacağım. Yine çıkardığım ojeye çok benzer bir oje yapacağım. Dolayısıyla bunu size göstereyim istiyorum. Böyle evde hani kalıcı olmasa da saçım başım bayağı dağınık ama toparlanacağız bugün. Beraber çıkacağız. Kalıcının sağlıksızlığından korkan, kalıcının bütçesinden korkan, kalıcının zararlarına, genel olarak kalıcı ojeden korkan veya ona vakit ayırmak istemeyen ama hani hocam hemen ertesi gün çıkmasın, ucu falan böyle biraz sağlıklı dursun, birkaç gün beni götürsün diyen varsa özellikle tatil öncesinde falan güzel oluyor. Bu yöntemi yaptığımda özellikle böyle hani kırmızı işte lacivert falan değil de birazcık daha böyle doğal tonlarda hocalar sürdüğümde ışıklar azıcık çatlısı da çok gözükmüyor zaten. Bir hafta çok güzel kullanıyorum. Artık 10. günde böyle uçlara gidiyor iyice. Ama yine de klasik şu oje sür çık olayından çok da iyi oluyor, kullanışlı oluyor. O yüzden bugün sizinle beraber süreyim istiyorum. Çok rastgele böyle her zaman yaptığım zaten yaz kış kullanılabilecek renkleri tercih ederim bilmiyorum. Yine açık tonlarda. Ama şöyle saçımı bir taramak istiyorum. Şu kremle Tangle Teaser'la saçımı toplayacağım. Sonrasında beraber gidelim ojemize sürelim bakalım. Şu gratis'ten aldığım maskeyi kullanıyorum ve tabii ki Mixa bu tırnak balmı. Bu kesinlikle çok iyi bir bakım yapıyor tırnaklara. Benim oje sürüş tekniğimde çok önemli iki aşama var. Benim çok özendiğim iki aşama var. Birincisi bu baz. Kamera asla odaklamamış ama fotoğrafını yan tarafa koyacağım. Bunu değiştiriyorum. Farklı markalar da kullanıyorum. Kullandığım markaları da aşağıya ekleyeceğim. Ekonomik diye bunu almıştım. Bunlar da fena değil. Diğer markalara da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Kesinlikle tırnağı çok iyi nemlendirmek, çok iyi bir bakım yapmak gerekiyor. Aşağıdaki iki ürün bunun için. Arkasından kesinlikle iyi bir törpü, törpüleme işlemi, kenarında köşesinde kabalık kalmayacak şekilde. Ve bu baz. Bu veya buna benzer birkaç farklı marka kullandım. Kullandığım markaları da aşağıya bırakacağım. Şu an ekonomik diye bunu almıştım. Bu da güzel, iş görüyor. Burada mantık ojeye sürdüğümüz zeminin düz olması. Nasıl cilt makyaj için cildi nemlendiriyoruz, baz sürüyoruz vesaire. O gözenekli veya pütürlü sivilceli yapıyı biraz daha düz bir zemin haline getirmeye çalışıyoruz. Burada da mantık aynı. Tırnağın üzerinde ister istemez kendi dokusu dolayısıyla çizgiler, yapılar var. Onları bazla düzleştiriyoruz. Bu çok önemli. Bu aşamada yaptıklarımı tamamen o günkü ruh halime göre nasıl yapmak istersem, nasıl renklendirmek istersem tırnağımı şu anda çok sevdiğim, kaç tane bitirdim bilmediğim Flormar'ın güzel bir ojesini sürüyorum. Bu ojeyi sürdüğümde gerçekten herkes kalıcı oje mi diye soruyor. Özellikle iki kat ve dolu dolu böyle acımadan sürdüğünüzde kalıcı oje gibi duruyor. Bu rengi tercih etmemin nedenlerinden biri de artık bir haftanın sonunda uçlarında küçük küçük çatlamalar olsa da doğal tonlar olduğu için tırnakmış gibi gözüküyor. Kötü bir görüntü olmuyor. Tabii kameramın asla odaklamadığını fark ediyorum. Videoyu yan tarafa ekliyorum yine. Bu ojeyi iki kat sürüyorum. Bunu değiştirebilirsiniz. Herhangi bir ojenizi tek kat sürebilirsiniz. O birazcık o anki ruh halinizi, kullanmak istediğiniz renklere göre değişir. Burada biraz daha kalıcı oje yapan arkadaşların yaptığı taktikleri uygulamaya çalışıyorum. En azından görsel olarak yaklaşsın diye. Bir hafta 10 günde kullanacaksam sıkılmamam için. Bence hoş oluyor. Birazcık uğraşlı gözüküyor olabilir. Ama sür çık ojenin ertesi gün bozulduğunu düşünürsek bir hafta 10 gün için bir şeyler izlerken, bir şeyler içerken keyif yaparak böyle rahat rahat kendinize vakit ayırarak yapabilirsiniz. Ayrıca bana meditasyon gibi geliyor bu aşamalar. Ayrıca ojeyi sürerken tırnağımızın kenarına bazen taşırırız ya. Taşırmamaya çok özen gösteririz tabii ki, göstermeliyiz. O taşırdığımız yeri o an temizlesek bile kesinlikle tırnağımız ilk oralardan kırılıyor. En azından benim tecrübem bu şekilde. O taşırdığım ve temizlediğim yerler kesinlikle kırılıyor. O yüzden sürerken çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ojemi kurutuyorum. Zencefil çayı içiyorum. Sesimden anlaşılacağı üzere biraz rahatsızım. Burada Flormar ojenin üzerine sürmek istediğim, doğal tondaki ojenin üzerine sürmek istediğim rengi herhangi bir ojenin tüpünü ters çevirip üzerine damlatıyorum. Cam bir zemine damlatmaya özen gösteriyorum. Çünkü herhangi bir yere damlattığımda oradan toz alıyor ve tırnağıma yapışıyor. Bu da tırnaktaki ojenin daha hızlı kırılmasını sağlıyor. Ojeyi kirletmeden kürdanı alıyorum. Kürdandan rastgele gelişigüzel dalgalar çiziyorum tırnağıma. Bu söylediğim gibi o anki canım böyle istedi böyle yaptım. Bazen bambaşka desenler çıkartıyorum. Bugün
rastgele böyle şeyler yapmak istedim. Burada önemli olan aşama, kürdanın sivri ucunu tırnağımıza batırmıyoruz. Çünkü batırdığımızda alta sürdüğümüz baz ve iki kat ojeyi çizecek ve kıracak. Dolayısıyla tırnak ilk oralardan kırılmaya başlayacak. Ojenin şekli ilk oradan bozulacak. O yüzden tırnağı çok bastırmadan küçük küçük darbeler, minik hamlelerle tırnağı bu şekilde renklendiriyorum. Aslında burada tırnak fırçası kullanabilirim. Eski makyaj fırçalarımı kesip kesip tırnak fırçası yapmıştım. Onları da bu eve taşınırken attım. Çünkü çok dağınık gözüküyorlardı. Bir tırnak fırçası seti alabiliriz. Set olmadan önce de böyle kürdanla veya motilif herhangi bir şeyle idare ediyordum. Şu anda da elimin altında bunlar vardı. Yine bunlarla yapıyorum. Her ojeden sonra muhakkak en az 1 dakika bekliyorum. Baz ve her oje katından sonra. Bu çok önemli. Ojenin kalıcılığını arttırdığını düşündüğüm küçük bir püf noktada parıltılı ojeler, simli ojeler. Simli ojenin kırılması ve bozulması çok daha zor oluyor. Dolayısıyla ojenin dayanıklılığını arttırıyor. Her ojenin üzerine yakışmaz ama uzun süre kalsın istediğiniz ojelerde böyle küçük bir ışıltı hilesi kullanabilirsiniz. Ojenin ömrünü uzatacaktır. Bazen ombre gibi, sombre gibi ojenin sadece uç kısımlarına sim sürüyorum. Zaten en çok uç kısımları bozuluyor. Şu anda birazcık boyuna çizgiler vermek istedim. Beyaz çizgileri takip eden minik minik ışıltılar olsun istedim. Bu aşamalar tabii ki yaratıcılığınıza kalmış. Burayı da 1 dakika kuruttuktan sonra en önemli ikinci aşama. İlk aşama kesinlikle bazdı. İkinci aşama ise kesinlikle top kat. Buradan yine daha önce kullandığım, çok da severek kullandığım ürünleri aşağıya ekleyeceğim. Ekonomik diye aldım, memnun oldum ama tabii ki birazcık daha kesenin ağzını açtığınızda kalıcılığı bir tık daha uzun ürünler var. Onlar da aşağıda. Gördüğünüz gibi nasıl memnun kaldıysam dibini sıyırmışım ojenin. Burada özellikle jel görünümlü olan bir ürünü almıştım. Birazcık daha kalıcı oje gibi gözüksün diye dışarıdan baktığımda bir tık daha 3D. En son aşama bu. O yüzden burayı çok özenerek, asla taşırmadan ve bol bol sürerek yapıyoruz. Yani ben öyle yapıyorum. O görüntü daha çok hoşuma gidiyor ve fırça izi kalmıyor tabii ki bol olunca. Ha, bol derken çok bol olup bu sefer de bir yerde topaklamasını istemiyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Fırça izi olmayacak ama kenara köşeye kaymayacak derecede şık bir bolluk. Şart değil ama bence çok önemli bir aşama oje kurutucu. Daha önce Flormark kullanmıştım. Şu an kullandığım Kalyon. Kalyon çok daha iyi bence. Daha ileri vardır ama ben kullanmadım. Oje kurutucu kullanmazsam birkaç kat, hatta çok kat oje kullandığım için ne kadar beklersem bekleyeyim yattığımda ojemde çarşaf siyazlık izi çıkıyor veya gün içinde herhangi bir şeye takılıp bozuluyor. Ama oje kurutucuyla birkaç dakika sonra taş gibi ojelerim oluyor. O yüzden ben böyle aşamalı ojeyi sürdüysem kesinlikle oje kurutucu kullanıyorum. Bu arada kameramın odaklamadığının asla farkında değilim. O yüzden böyle güzel güzel poz veriyorum. Telefonumla çektiğim fotoğraflar ise yanda. Arkadaşlar, YouTube'da bir şeyler açtım. Kendime atıştırmak bir şeyler hazırladım. Öyle geçtim ojelerin başına. O yüzden orada size sesli anlattım yani. Orada konuşmak istemedim çünkü bir yandan bir şeyler izliyordum. Keyif yaptım birazcık. Ojelerim şu an için biraz kenarlarında taşanlar var mı? Yok. Yıkarken temizledim. Odaklıyor mu acaba? Görebiliyor musunuz? Güzel fotoğrafını çeker, şuralara eklerim ama bakın çok güzel oldu. Kalıcı oje gibi oldu. Dışarıda yaptırdığımız kalıcı oje modellerine benzedi. Bu şekilde yapınca uzun süre gidiyor. Hafta içi özellikle çalışırken falan çok rahat oluyor. Saçımı çektim. Şimdi saçımı yine toplayayım şöylece. Tepeden dişlerimi fırçalayayım. Hazırlanıyoruz. Ertuğrul'un ablasına gidiyoruz. Mantı partisi var. Arkadaşlar ne yapıyorum? Saçımı çekiyorum. Kolumu vuruyorum. Mantı partisi var. Yani mantı yiyeceğiz bu akşam. O yüzden hazırlanıp çıkacağız. Birazcık da boğazımın şu tarafı ağrıyor. Yine mi hasta olacağım anlamadım. Nefret ediyorum. Grip olmak var. Tabii kimse bayılmıyordur ama yani gerçekten. Şurada birazcık şey var. O yüzden zencefilli çay yaptım kendime yine. Güzel bir nemlendirelim kendimizi. Önce bir serum sürüm. Bu saat oldu. Sadece uyanıp yüzümü yıkadım ve nemlendirici sürmüştüm. Bir de tabii ki bir Listex arkadaşlar. Listex olmadan içim. Şöyle koca bir damla güzel bir nemlendirici de yeter. Bugün Instagram'da bir video gördüm. Bir reel videosu gördüm. Şuraya ölüm üçgeni diyorlarmış. Yani çok şaşırdım. O reali her birine göndersem bulurum. Linkini aşağıya eklerim. Neden böyle diyorlarmış? Buradaki sivilceleri sıktığınızda, şimdi çok yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Buradaki damarlar, kılcal damarlar doğrudan beyne gittiği için
İltihap ve enfeksiyon oralara gidip zarar verebiliyormuş falan filan gibi bir şeydi. Yanlış bir şey söylememek için kestirip atıyorum. Bunu başarıya eklemeye çalışacağım. Böyle bir şey olabilir mi diye Ray'in yorumlarına baktım. İşte biri annemde benzer bir şey olmuştu şöyle şöyle dedi. Biri bizim işte lisede bir kız menenjit geçirip vefat etmişti ve doktor ailesine hani sivilcesini sıktığı için olabilir demişti dedi. Bana çok korkunç geldi bu bilgi yani bilmiyorum. Şuralardaki tam bu bölge ölüm üçgeni diyorlarmış. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hala sivilceniz varsa ben çıkıyor yani ara ara izleri var görüyorsunuz. Böyle korkunç bir bilgi. Zaten sıkılmak gerekiyor iz kalmaması için vesaire ama karşılığı ölüm olmamalı yani iz kalsa okey de yani sivilce sıktığım için ölürsem biraz üzülürüm yani bu kadar uğraş, çaba, çalışma falan böyle yaşama, hayatta kalma isteği ama sivilce sıktığı için vefat etti. Yani enteresan. Allah göstermesin tabii şimdi şakası da yapıyoruz ama böyle bir bilgi yani paylaşayım istedim sizinle. Azıcık bir bilgilerimi süreceğim. Bugün o zaman hafta sürmüyorum hiç artık yani tamamen. Konseyir alır rimel. Bazen rimeli bile atlıyorum. Ama da bir krem süreceğim. Ben yüzüme krem sürerken yani böyle çok cilt ürünü sürmüyorum ama krem ve serum sürerken şurada masaj yapıyorum ya bu sinüslerimin böyle açıldığını hissediyorum. Hoşuma gidiyor. Böyle bir şey var mı? Gerçekten bilmiyorum ama şöyle şöyle şu hareketleri görüyordum internette zaten. Sonra böyle kendim de krem süreyim diye bu hareketleri yaptım. Hani benzer hareketleri yaptığımda çok iyi geldiğini fark ettim. Şunu çok seviyorum arkadaşlar. Bir de bu Skin Fit'i kullanmak istiyorum ama şu an elimde 3 tane açık concealer var. Bunlarda en azından 1-2 tanesini bitireyim de yenisini öyle alırım diyorum. Bir tanesini sevmiyorum böyle. Ofiste bıraktım. Hani makyajsız gittiğimde falan kullanmak zorunda olduğumda kullanırım diye. Sevmediğim şeyleri genelde ofiste bırakıyorum. Ya da mikser çantamda ya da kol çantamda falan. Çünkü evde daha iyi alternatiflerin yanında onu kullanmak pek istemiyorum. Ama ofiste mesela hiç concealer'ım yok, yüzünde makyaj yok ya da bir şey olmuş hani makyajım kötü durumda falan düzeltmek istiyorum. Onu kullanıyorum bitsin diye, iyi olur diye. Bir gün sizinle makyaj paçalarımı da yıkayalım ama bunu çok sevdim. Belki yazın daha da iyidir. Nerede? Bunu çok sevdim. Belki yazın çok daha çok çok severek kullanacağım. Yani yaz sonunda aldım zaten. Ama benim olayım şu. Ya bunun muadili bile bir isim var demiştim ya çok da ucuz 20-30 lira bir şeydi. Onu bile bu kadar sevmedim. Bilmiyorum renk olarak değil kalıcılık açısından. Yani zaten en iyisi rengi, tatlılığı, kalıcılığı falan bu. Ama ya bu da çok güzel. Bilmiyorum yazın likit ürünlerin üzerine falan çok güzel olabilir. Ama ben daha çok bunu istiyorum. Bunu seviyorum. Çok bir makyaj yapmayacağım da. Şimdi kapatıcı ve BB krem sürdüm ya şöyle şey süreyim. Pudrayla sabitleyelim. Bu da nişan söz günümde kredi soruyu koşa koşa pudra almıştım. Pudram yoktu. Neyse de. O pastel. Şu pudrası. Biraz parlama önleyip zaten başka bir şey beklemiyorum pudradan. Şimdi kıyamıyorum kullanmaya belli değil mi? Günlük valla sabah zaten gözüm kapalı sürüyorum. Bunu kırarım diye korkuyorum. Muadili burada hem de bitsin diye. Onu alıyorum. Hep de düşürüyorum. Hani o da kırılmadı maşallah. Bunu düşürsem kesin kırılırdı. O uygun fiyatta olan. Düşürüyorum düşürüyorum kırılmıyor. Şimdi o içeride bir yer banyoda. O yüzden bunu kullanacağım. Aslında yine pastelin bir tane var böyle. Hani kışın aslında o daha iyi olabilir. Kahverengili. Hem bronzer hem allık simli ışıltılı falan. O da bana yakışıyor. Yani seviyorum, beğeniyorum kendimi de. Bunu belki bazıları sadece yazın sever ama ben yaz kış bunu çok seviyorum. Bakın. Hem böyle çok az doğal böyle bir pembe pembe. Şirin şirin. Birazcık şöyle böyle makyaj yapmayacağım gözüme falan. Ne kadar sevdiğimi anlayın. Şöyle saklıyorum. Bir tane fırçayla kirpiklerimin kenarından şöyle geçeceğim ama aynı şurada. Şöyle görebiliyor musunuz? Bu kadar. Yani geçeceğim dedim, dokundurdum sadece. Bir rimel.
Çile gitmeye üşendim. Klinik primerim de içeride. Şunun kuruduğu halde, birincisinin şu ucu sürmedi. Kuruduğu halde bunu sileyim dedim. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Tamam. Şunu fark ettiniz değil mi? Hiç çıkarmıyorum aldığımızdan beri. Gerçekten kombi düşmanıymış. Asla çıkarmıyorum. Çok sevdik yaz. Ertuğrul da çok kullanıyor. Ben de kullanıyorum. Uyanır uyanmaz bunu giyiyoruz. Akşama kadar neredeyse yani evdeyken her an üzerimizde sıcacık tutuyor. Boyu da bayağı uzun. Benimki neredeyse yere sürülüyor. Çok tavsiye ederim. Linkini aşağıya bırakacağım kesinlikle. Neyse gideyim bakayım ne giyeceğim ben. Giyineyim, geleyim. Parfüm marfüm sıkarız. Görüşürüz. A few moments later. Nasıl bu vatkalar? Moda oldu yine. Ay, hava soğumuş arkadaşlar. Ne zaman sıktım diye üşüdüm herhalde. Kaşlarımı taramadım. İlk de taramamışım. Kaza giyerken olacak yine. Yoğun şu jeliyle. Bu var ya bitmez. Yani bu çocuklarınıza falan kalır. Öyle bir şey. Ve anadan kızına miras olarak kaş vaksı. Asla bitecek bir şey değil. Minicik dokunuyorsunuz. Minicik. Pantolonumuzu giyelim. Zaten ben Ertuğrul'un ailesine ne zaman gitsem pantolonun düğmesini açıp dönüyorum. O kadar çok yemek yiyoruz ki. Yani çok lezzetli maşallah elleri. Şanslıyız. Neyse ki. Saçımı bir tarayayım mı? Saç. Neydi bu? Saç sprey değil de. Saç parfümü. Saç parfümü. Öyle süreyim. Şöyle gözüküyor mu? Bir boya aynası da beceremedim yani. Şöyle bir kot giydim ve böyleyim. Çıkalım artık. Yolumuz uzun. Kime de sokayım mı? Ay ne kadar şımardım. Bugün evde durdum ya böyle sıkıntıdan oje moje. Yani normal oje sürüyorum tabii ki de bayağı uğraştım. Şimdi böyle küpe de taktım. Dur bakalım. Kesin yolda kaşıyacak benim küpeler ve vazgeçeceğim. Çıkaracağım, çantamı atacağım. Neyse takayım. Az önce mahallede bir herhalde kız alma olayı vardı. Şey çalıyor evlere. Şenlik kızınız var bizim doğumda. Ay ne kadar hanım hanım oldum ben. Aa ne kadar güzel oldu. Ne kadar sen güzel hoşuma gitti. Bu kaza kot değil de başka bir pantolonla, kumaş pantolonla. Hafta içi de giyeyim aynı bir şekilde. Üstüme gitti. Saçıma bir şey yapmadım. Kendi halinde. Dursun öyle. Pantolonun paçalarını katlıyorum. Çorabımızı giyelim. Bu ebeveyn banyosunda ben bir kere yüzümü kuruluyorum ve atıyorum direkt. Hiç ikinci bir kez kullanmıyorum. Şu dantelli havluları yani çok dantelli havluları. Dantelli de diğerleri de dantelli ama şuraları falan işlemeli olanları buraya şey yaptım böyle kullan kullan at yani at dediğim makineye atıyorum. Sürekli yıkanıyorlar. Bu istip burada böyle full dantel ve renkli olanlar genelde buradalar. Neyse arkadaşlar. Bir tane toka alalım. Mantı yerken konsantre oluruz bununla böyle saçımızı alayım. Ucumu alayım. Bir parfümüm diğer odada sıkar çıkarız. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.